Bir zamanlar bizimkinden çok da farklı olmayan bir dünya vardı. İlk 1 milyar yıl civarında adeta bir cennet gibi görünüyordu. Venüs gezegeni Güneş sistemimizin gençlik dönemlerinde yaşama müsait bir gezegendi. Sonrasında ise işler çok fena bozulmaya başladı. Bir zamanlar cennet gibi görünen Venüs bir tür cehenneme dönüştü. Yaşamla ölüm arasında hassas bir denge vardır. Bir şeyler çözülmeye başladığında bu işin artık geri dönüşü olmaz. En yakın komşu gezegenimiz Venüs bugün işte böyle görünüyor. Venüs'ün okyanusları çoktan yok oldu. Yüzeyi evinizdeki fırından bile sıcak. Peki neden? Buna Venüs'ün Dünya'ya göre Güneş'e %30 daha yakın olmasının sebep olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak sebebi bu değil. Venüs tamamıyla gün ışığının yüzeye ulaşmasını engelleyen sülfürik asit bulutlarıyla çevrilidir. Belki de aranızda bunun Venüs'ü Dünya'dan daha soğuk yapacağını düşünenler de çıkacaktır. Ama hayır. Bunun nedeni, kalın bulutların arasından yüzeye ulaşabilen bir demet gün ışığının geri çıkamamasıdır. Enerji akımı yoğun bir karbondioksit atmosferince engellenir. Karbondioksit sıcaklığı içinde tutan boğucu bir battaniye gibidir. Venüs'te kimsenin kömür yaktığı ya da benzin canavarı araçlar kullandığı da yok. Doğa çevreyi akıllı bir yaşama gerek duymadan da yok edebilir. Venüs kontrolden çıkmış bir sera etkisinin pençesindedir. Gezegeni saran kalın atmosfer yoğun bir atmosfer basıncı yaratır. Gördüğünüz Venera 13'ün enkazı. 1982 yılında o zamanki Sovyetler Birliği'nin Venüs'e başarıyla indirdikleri uzay aracı. Onu 2 saatten fazla süre serin tutarak etrafını fotoğraflamayı, üzerindeki elektronikler yanmadan görselleri Dünya'ya iletmesini sağlayabildiler. Venüs ve Dünya'nın başlangıçta karbon oranları aynıydı. Fakat bu iki gezegen son derece farklı yollara sürüldüler ve bu iki hikayede de karbon belirleyici elementti. Venüs'te karbonun neredeyse tamamı karbondioksit olarak atmosferde gaz halindedir. Dünya'daki karbonun çoğu ise çağlar boyunca karbonlaşmış sağlam kaya yığınlarında depolandı. Bu harika yapıyı toplu iğne başından 1000 kat daha küçük olan tek hücreli algler inşa etti. Hem de trilyonlarcası. Yanardağlar atmosfere karbondioksit salar ve okyanuslar da bunu yavaşça emer. Milyonlarca yıllık çalışma sonucunda algler karbondioksiti hasat edip bu küçük kabuklulara dönüştürdüler. Bunlar da okyanus tabanında kalın tebeşir ve kireç taşı birikintileri oluşturdular. Sonrasında tektonik hareketler deniz tabanını yukarı itti ve bu devasa uçurumlar oluştu. Başka deniz canlıları ise mercan resifleri inşa etmek için karbondioksit kullandılar. Okyanuslar da çözülmüş karbondioksiti yaşamdan hiç yardım almadan kireç taşına dönüştürdü. Bunun sonucu olarak karbondioksit dünya atmosferinde yalnızca eser miktarda gaz olarak kaldı. Yani 1/300 oranında bile değil. Yine de bu dünyanın çorak bir arazi ya da bir cennet bahçesi olmasını belirleyen farktır. Hiç karbondioksit olmasaydı dünya donuk halde olurdu. Şimdinin 2 katı olsaydı ortam rahatsız derecede sıcak olurdu. Fakat Venüs kadar sıcak olmazdı. Hatta yaklaşamazdı bile. O gezegenin okyanusu milyarlarca yıl önce uzaya buharlaştı. Okyanus olmadan atmosferden karbondioksit yakalayıp mineral olarak depolamasına imkan yoktu. Püsküren yanardağlardan çıkan karbondioksit birikmeye devam etti. Bugün o atmosfer bizimkinden 90 kat daha ağırdır. Neredeyse tamamı sıcaklık kapseden karbondioksitten oluşur. Venüs'ün bu denli yaşama elverişsiz, vahşi bir cehennem olma sebebi budur. Dünya ise hayret verici bir zıtlıkta hayatta nefes alıyor. Dünyadaki yaşamın büyük çoğunluğu ormanlarda ve o ormanların büyük çoğunluğu da kuzey yarımküredir. Kuzeye bahar geldiğinde ormanlar havadaki karbondioksiti solur ve alanları yeşile çevirerek büyürler. Böylece atmosferdeki karbondioksit seviyesi de düşer. Sonbahar geldiğinde ise bitkiler yapraklarını döker, yapraklar çürür ve karbon atmosfere dioksiti geri salar. Güney yarımkürede de bu tam tersi zamanlarda gerçekleşir. Fakat güney yarımkürenin çoğunluğu okyanustur. Dolayısıyla küresel karbondioksit seviyelerindeki yıllık değişimleri kontrol eden kuzey ormanlarıdır. Dünya onlarca milyon yıldır bu şekilde nefes aldı. Ama atmosferdeki karbondioksit miktarını ölçmenin yolunu bulduğumuz 1950'lere kadar kimse bu işin ciddiyetinin farkında değildi. Yapılan ölçümlerdeki şok edici sonuçlar, genel karbondioksit seviyelerinde o zamandan beri devam eden ve insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan hızlı artışı gözler önüne seriyordu. Bu, tarımın ve uygarlığın yükselişi sırasında seyreden karbondioksit seviyelerinden çarpıcı bir sapmaydı. Aslına bakılırsa dünya 3 milyon yıldır böyle bir şey görmemişti. Peki bundan nasıl emin olabiliyoruz? Kanıtlar suya yazılı durumdadır.
dünya geçmişe dair karlara yazılı halde hayli detaylı bir günlük tutar. İklim bilimciler Grönland ve Antarktika'daki buzların derinliklerinden buz çekirdekleri çıkardılar. Buz katmanlarının içinde oraya hapsolmuş durumda antik hava bulunmaktadır. Dünya atmosferinin son 800 bin yıl boyunca geriye uzanan bozulmamış kayıtları oradan okunabilir. Tüm bu sıra boyunca havadaki karbondioksit miktarı 30 binde birden yukarı çıkmadı. Yani en azından 20. yüzyıla kadar. O zamandan beri de sabit ve hızlı biçimde yükselmeye devam ediyor. Şu anda bile sanayi devriminden öncesine oranla %40 daha yüksek. Uygarlığımız kömür, petrol ve gaz yakarak dünyanın tüketebileceğinden çok daha hızlı bir biçimde karbondioksit üretiyor. Böylece atmosferde karbondioksit birikiyor. Güneşten gelen ışık yüzeye çarpıyor ve dünya bu enerjinin büyük kısmını emiyor. Atmosferdeki karbondioksit dışarı giden bu ısı radyasyonunun çoğunu emiyor. Onun büyük kısmını yüzeye geri gönderiyor. Böylece dünya gittikçe daha da ısınıyor. İşte sera etkisi tam olarak budur. Eğer atmosferimizde hiç karbondioksit olmasaydı, dünya yalnızca büyük bir kar topu olurdu ve biz de burada olmazdık. Yani birazcık sera gazının zararı yok. Ama fazlası iklim dengesini bozup yaşam biçimimizi yerle bir edebilir. Peki sorunun bizde olduğunu nereden biliyoruz? Karbondioksitteki artışa belki de dünyanın kendisi sebep oluyordur. Belki de meselenin yaktığımız petrol ve kömürle bir ilgisi yoktur. Belki de sorun şu lanet olası yanardağlardır. Birkaç yılda bir Sicilya'daki Etna Dağı zıvanadan çıkar. Her bir büyük patlama atmosfere milyonlarca ton karbondioksit gönderir. Şimdi bu sonucu gezegendeki diğer tüm volkanik etkinliklerle birleştirin. En büyük bilimsel tahmini ele alalım ve her yıl atmosfere 500 milyon ton volkanik karbondioksitin girdiğini varsayalım. Hayli fazla gibi geliyor değil mi? Ama bu, uygarlığımızın her yıl ürettiği 30 milyar ton karbondioksitin %2'si bile değildir. Volkanik karbondioksitin ayırt edici bir işareti vardır. Fosil yakıtların yakılmasıyla üretilen karbondioksitten daha ağırdır. Yani havadaki artan karbondioksitin yanardağlardan gelmediği ortada. Durum hayli ciddi. Her tarafta bizim parmak izlerimiz var. Peki, yıllık 30 milyar ton karbondioksit tam olarak ne kadar oluyor? Karbondioksiti katı hale getirirsek, yaklaşık olarak beyaz Dover yamaçlarıyla aynı hacme sahip olacaktır. Bizse her yıl bu miktarda karbondioksiti acımasızca havaya salıyoruz. Şanssızlığa bakın ki uygarlığımızın atık ürünü alelade bir madde değil. Bu madde yıldan yıla bizim küresel termostatımızın ana iklim düzenleyici gazı. Hesaplamalara göre dünyanın ısısındaki birkaç derecelik artış kutup buzullarının erimesine neden olacak. Yeryüzünün iklimini istikrarsızlaştırmak ve kozmosdaki tek yuvamız olan bu cenneti bir cehenneme dönüştürmek emin olun çok zaman almayacaktır. Bilimsel öngörülere göre bu şekilde devam edersek geleceğimiz hiç de parlak görünmüyor. Ölümcül sıcaklık dalgaları, rekor miktarda kuraklıklar, yükselen deniz seviyeleri, yok olan türler. Hava durumu ve iklim arasında fark vardır. Hava durumu atmosferde gerçekleşen kısa vadeli değişimlerdir. Saatten saate, günden güne. Hava durumu düzensizdir. Bu da mikroskobik düzeyde bir düzensizliğin büyük ölçekli değişimlere yol açabileceği anlamına gelir. Bu nedenle 10 günlük hava tahminleri yararsızdır. Mesela Pekin'de bir kelebek kanatlarını çırpsa, 6 hafta sonra Antalya'daki açık hava düğününüz mahvolabilir. İklim, atmosferdeki enerji dengesini değiştiren güneşteki değişiklikler, dünyanın eksen eğikliği, dünyanın uzaya geri yansıttığı gün ışığı ve havadaki sera gazı birikimi gibi küresel kuvvetlerce şekillenir. Herhangi birindeki değişim iklimi büyük oranda tahmin edilebilir şekilde etkiler. Hava durumunu ise tahmin etmek güçtür. Fakat iklim tahmin edilebilir. İklim yeryüzünün uzun tarihinde pek çok kez değişti. Ancak her zaman küresel bir kuvvetin sonucu olarak. İklim değişimini şu anda yönlendiren en etkili kuvvet fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan ve daha fazla miktarda gün ışığı hapseden karbondioksit artışıdır. Tüm bu fazlalık enerjinin bir yere gitmesi gerekli. Bazısı havayı ısıtıyor, çoğu ise okyanuslara gidiyor. Tüm dünyada okyanuslar giderek ısınıyor. Bu durum en fazla Kuzey Buz Denizi ve çevresindeki topraklarda belirgin. Bölgede her geçen yıl artan bir hızla buzlarını kaybediyor. Peki Kuzey Kutbu'nda buz olup olmamasını neden umursayalım ki? Çünkü buz, yeryüzündeki en parlak yüzeyken açık okyanus suları en karanlık olanlarıdır. Buz gelen gün ışığını uzaya yansıtır, fakat güneş ışığını emerek daha da çok ısınan su, daha çok buz eritir. Böylece daha fazla açığa çıkan okyanus yüzeyi daha fazla gün ışığı çeker ve daha da çok buz erir. Buna pozitif geri bildirim denir. Kuzey Buz Denizi artan bir hızla ısınıyor.
yılın büyük bir bölümü buzsuz geçiyor. Bu da buranın kıyılarını giderek güçlenen bir başka iklim değişimi etmeni olan fırtınaların erozyonuna maruz bırakıyor. Alaska, Sibirya ve Kanada'nın kuzey bölgeleri çoğunlukla permafrosttur. Yani bin yıldır yıl boyunca donmuş halde kalmış toprak. Pek çok organik madde, binlerce yıl önce yaşamış olan bitkilerden arta kalan yaprak ve kökleri içerir. Kuzey Kutup bölgesi, dünyadaki herhangi bir yerden daha hızlı ısındığı için permafrost çözülüyor ve dondurucunun fişini çektiğinizde olduğu gibi içerdiği maddeler çürüyor. Çözülen permafrost atmosfere karbondioksit ve daha kuvvetli bir sera gazı olan metan salar. Bu her şeyin daha da sıcak olmasına sebep olur. Alın size pozitif geri bildirim mekanizmasına bir başka örnek. Dünyadaki permafrost atmosferdeki karbondioksitin iki katından fazla karbon içerir. Bu hızla gidersek küresel ısınma sebebiyle bu yüzyılın sonuna kadar çoğu atmosfere salınmış olacak. İklimi geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştiriyoruz. Bence Bill Gates'in dediği gibi insanlığın sonunu bir virüs değil, küresel ısınma getirecek. Gerçi iyi yönden bakın. Böylece Venüs'e gitmeye gerek kalmaz değil mi? Venüs'ü ayağımıza getiririz.